Efendim merhabalar, yeniden sizlerle birlikteyiz ve yine sevgili hocamız Tuğrul İnançer yanımızda, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah iyilikler versin. Hocam bugün riyazet kavramı üzerinde duralım istiyoruz. Riyazet birçoğumuzun duyduğu, bir kısmımızın yaşadığı diyelim, yani tatbik ettiği diyelim, yanlış ifade etmeyelim. Bir kısmımızın da hani nedir bu riyazet? Bunu sadece işte biz gibi insanlar değil de hani başkaları yapar dediği kavram gibi görünüyor bana. Bir şey daha ilave edeyim. Buyurun. Müsaadenizle. Bir kısmının da iftira ettiği bir kavram. Evet. Bir de o var. Bir de o var. Evet. Onu da söylemek lazım. Dolayısıyla bütün bunları da dikkate alarak riyazet kavramıyla alakalı farklı farklı düşünce yapısı, yaşayışa sahip olanlarımızı dikkate alarak riyazat dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Bugün riyazeti biz sade bir Müslüman olarak nasıl anlamalı, nasıl uygulamalıyız? Ne kadar uygulanabilir de belki için içine katarak konuşalım. Şimdi esas itibariyle umumi bir tatbikat değildir. Hususidir. Nefis terbiyesi için özellikle nefsini terbiye etmeye talip olup inabe eden, yani bir mürşide teslim olan zevatın Turuk-u Aliye'de, Tarikat-ı İslamiye'de kullanılan sistemlerden biridir. Mutlak değildir. Yoksa zora mı sokar yani? Hayır, hayır. Yoksa belli bir mertebenin... Hayır, hayır, belli bir mertebeyle falan değil. Bir terbiye sistemidir. Her şeyden önce terbiye sistemidir. Ama daha çok kullanılan yeri tasavvuf alanıdır. Tasavvuf alanının dışında bu kadar çok kullanılmaz. Riyazata benzer hal kullanılır. Mesela genel hüküm, az uyumak, az yemek, az konuşmak. Bu umumi bir hükümdür. Tabii buradaki azlık nedir? Bakın, onun ölçüsü nedir? Miktar koymuyorlar. Kişiye bağlı olarak sübjektif ölçülerdir. Maalesef bir takım düşünce sahipleri dini de disiplini de tornadan çıkmış, çarttan çıkmış ayniyet olarak kabul ediyorlar. Herkes böyle olacak. Yok öyle bir şey. O zaman ikra kitabek, sondaki kefe mahsus vurgu yaptım. Kendi kitabını oku emri olmazdı. Veya o ömrün manası olmazdı. Parmak izimize kadar, DNA'mıza kadar milyarlarca insanın farklı olduğunu kabul ediyoruz. Herkes aynı olsun istiyoruz. Olur mu? Bir şey olur mu? Evet. Niye maneviyatı aynı istiyoruz? Maddiyatın bu kadar ayrı olduğunu müşahede ettiğimiz, beş duyuyla algıladığımız halde. Büyük bir yanlışlık bu. Bu maddi olarak nasıl bir yanlışlıksa, az yemekte böyle bir yanlışlıktır. Ben normalde 3 dilimle doyuyor isem, benim için 4. dilim fazladır. Siz 6 dilimle doyuyorsanız 7. dilim fazladır. Herkes 3 dilimle doyacak değil ki. Veya azının ölçüsü ona göre yine evet, değişebilir. Evet. Doyduktan sonra yemek israftır, israf haramdır. Peki göbekli insanlar var. Obezlerden bahsetmiyorum. Tıknaz göbekli. Peki Hazreti Ali de göbekliydi. Hadi bakayım laf söyle bakayım. Bir de bünye var. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in zayıf, ince bir zat olduğunu biliyoruz. Efendimiz öyle değil. Göğsüyle göbeği aynı hizada diye tarif edilen tıknaz değil ama zayıf değil. Hazreti Ebu Bekir zayıf. Tabu öyle, tipi öyle. Hazreti Ömer iri kemikli yapılı bir zat. Hazreti Ali saçı dökük, göbekli bir zat. Tipi öyle. Peki Hazreti Ali bu genel kaideyi bilmiyordu, çok yiyordu da onun için mi? Hayır efendim, ne münamez ver, estağfurullah. Dolayısıyla bugünkü tabipler beni affetsinler ama standart ölçülerde şeker miktarı, kolesterol miktarı, tansiyon ölçüsü, efendim kandaki değerlerin bila istisna bütün insanlar için aynı olduğunu kabul etmem benim mümkün değil. Kabul etmiyorum. Onlar da belki belli bir aralığı işte esas alıyorlar değil mi? Yani orada önemli olan şey yok. Bir de kişinin kendi bünyesi var.
az uyumak. Yani yapılacak bir sürü iş varken gaflet uykusu gibi çok uyumak haramdır. Yoksa bedenimizin bizim üzerimizdeki hakkına riayet için uyumaya da ihtiyacımız var. Az konuşmak. Hayır. Malayani'yi sıfıra indirecek kadar az konuşmak, vaaz, hutbe, sohbet. Bu nasıl olmaz? Oradaki az konuşmayı, her türlü az konuşmayı algılayamayız. Hazreti Peygamber saatlerce konuşuyordu. Ne konuşuyordu? Allah'ın birliği, varlığı, birliği bu. Hakikat konuşuyor. Bu yani. En önemlisi, başta olmak üzere. Ondan sonraki konuştuğu, Efendimizin buyurduklarının ne olduğuna dikkat edersek, sosyal hayatla ilgili ve davranış biçimiyle ilgili konuşmaları çok fazla yer alır. İtikat ve amel. Amel derken tapınma ritüellerinden bahsediyorum. Beşeri münasebetler daha büyük ameldir. Yetimbaşı okşamaktan, misafir ikramından, efendim sokaktaki bir amanın kolunu tutup şey yapmaktan, yere düşmüş taşı kimsenin ayağına takılmasın diye at. Bunlar sosyal davranış biçimleridir. Ve Efendimizin sohbetleri itikattan hemen sonra bu bahislerdir. Kur'an'a baktığımızda da evet, o manayı tabii görüyor. Yani bana şirk koşmayın diyor. Sonra ana babaya iyilik edin diyor mesela. Ana baba insan. Çünkü bakın Hazreti Musa'ya gelen 10 emir la teşbih bir şimşekle kayaya yazılmıştır. O bir hani kudreti ilahide de hani şimşek daha kolay anlarız diye. Yani Allah-u Zülcelal Hazreti Musa'yı ateşten tecelli etmiştir. Ama Muhammedilere Allah insandan tecelli eder. Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e 100 defa gözüktüyse 98'inde insan şeklinde. O 98'inde 98'inde genellikle Dıhyetül Kelbi Hazretleri suretinde. Bir defa kendi suretinde gördüm. Bedenim pek takat getirmedi buyuruyorlar kendileri. Şimdi bu ne demek bu? Demek ki Allah'ın vahyi bile Peygamber-i Zişan'a insan suretindeki Cebrail'e gönderildiğine göre Allah insana insandan tecelli eder. Kulun Rabbine yapacağı bir ikramı yoktur. Misafirine yapacağı ikram Allah'a ikramdır. Hazreti İmam Zeynül Abidin Efendimizin bir sözü vardır bu hususta. Pek güzeldir. Fıkaranın sadaka, fıkaranın avucuna düşmeden Allah'ın avucuna düşer. Şimdi bu insan münasebetlerinde kulun hakkı kendi kendi üzerinde olduğu gibi başkalarında da hakkı ve borcu var. Riyazat buna mani bir hal değildir. Nefsin terbiye edilmesi için homini gırtlak yapmamak. Hazreti Mevlana'yı bir ziyafete davet etmişler. Ah demiş, davete icabet bir Allah'ın adetidir. Çünkü Allah mucib-ü davattır. Yani davete icabet ederken kullarının ondan dua ile istedikleri davetlere Allah icabet eder. Tamam ama daha evvel verdiğim söz var. Gelemeyeceğim. Kendileri gibi Hazreti Mevlana'yı da nefis düşkünü zannettikleri için yemekleri övmeye başlamışlar. Gelsin efendim, diye. Evet, şöyle çorba var, böyle börek var, şöyle işte benim av eti, şöyle kızartma, böyle tatlı filan. Bakın, ikramı değil, maddeyi övüyorlar. O kadar çok yemekteki ikramın değil de maddelerin methü sena edilmesine dikiliyor. Ama çok helayı methettiniz. Çünkü maddenin sonu heladır. İşte gıdanın bu olmadığını, ibadete ve tefekküre madde sağladığını düşünerek yemek riyazat-ı hakikidir. Ama ona gelmek için de ona gelmek biraz için kendini tutmak, zahiri riyazatı yapmak bir talimdir. Genelde bu manada anlaşılıyor değil mi? Yani öyle anlaşılması bir gerekiyor. Bir de bunu çilenin bir uzantısıdır riyazat. Çileyi
maalesef ahalimizi intikal etmişti. Çok çile çektim bilmem ne. Azapla çileyi aynı şeyde, aynı teraziye koyuyorlar. Çile, Farsçadaki cihar 4, çile 40 demektir. Malum Arapçada erba'a 4, erba'in 40 demektir. 40 günlük, azami 40 günlük halvetin ismi çille veya erbaindir. Bu günlük hayattan uzaklaşmak, oruçlu olmak, kapalı bir yerde yalnız kalmak, zahiren hapisle aynı şey gözüküyor. Onun yani için açlıkla bunu, oruç... Bunu eziyet zannediyorlar. Oruç tutmamış bir adam, iftarın zevkinden haberdar mıdır? Hayır be. İftar sofrasından bahsetmiyorum. İftardan bahsediyorum. İftarın zevkinden haberdar olmak için aç kalmak değil, oruç tutmak lazımdır. Allah için aç kalmak, yani oruç tutmakla aç kalmak aynı şey değil. Aynı şey, aynı teraziye bile konmaz. Fakat işte o lezzetleri alabilmek için o işleri yapmak lazımdır. Dışarıdan göründüğü gibi değildir. Onun için çile, eziyetle eş anlamda kullanılıyor. Öyle değildir. Böyle olmadığını yine Hazreti Mevlana Mesnevi Şerif'te anlatıyor. Ashab-ı Uhdud'u Kur'an-ı Kerim'deki bir hadiseyi anlatarak. Malum Ashab-ı Uhdud çok tanrılı bir dine inanan bir kralın, isimlerini falan tarihe girmeyelim, genel olarak söyleyelim. Bir kralın tek tanrılı dine inananlara eziyet etmesi ve onları yok etmek için hendekler kazdırıp o hendekteki yanan ateşlerle onları diri diri yakmasıdır. Hazreti Mevlana burada bu hadise bilindiği için bir hikaye ile bir hadiseye doğru, yani kıssayı anlatıp hisse çıkarmamızı istiyor. O Ashab-ı Uhdud, yani hendekte yakılanların içinde bir delikanlı var. Anneciğizi de aman oğlum yanıyor diye feryat ediyor. Askerleri yarıp çocuğunu kurtarmak hevesinde. Tabii etrafta askerler dizili. Çocuk içeriden bağırıyor. Anne, burası senin gördüğün gibi değil. Keşke sen de benim yanımda olsaydın. Nar-ı Nemrud'un Gülistan-ı İbrahim olması gibidir çile anlayana. O da söyleten de odur yani. Ahali öyle görür. Ama tatmayan bilmez. Lezzet almak başka bir şeydir. Ve bir takım maalesef az bilgili kişilerin çok bilgili gözürüküp bir takım titirler de elde ederek hatta bir yerlerde konuşmaları ile yanlış bilgiler veriyorlar. Halvette mesela diyor ki işte bir yere kapanıyor efendim keşiş gibi, böyle bir şey yok. Halvetin ne olduğunu bilmiyorlar. Ve bunlar hakkında da kitaplar var. Nasıl bilinmiyor? Onu da anlamak mümkün değil yani. Halvette bir kere mutlaka 5 vakit namaz cemaatle kılınır. Sadece tefekkür edilir. Kur'an-ı Kerim okunmaz. Tesbih çekilmez elde tesbihle. Başka hiçbir şeyle meşgul olunmaz. Sadece tefekkür edilir. Tefekkürü açsın diye kelime-i tevhid okunabilir. Ama vakit namazı geldiğinde mutlaka cemaate çıkar. Onun için dağ başında halvethane olmaz. Camiye bitişik olur veya Efendimizin fiilen yaptığı gibi, Ramazan'ın son 10 günündeki itikafı gibi bir caminin içinde olur. Bunun müesseseleşmiş halini görmek isteyenler Kastamonu'ya gitsinler, Hacı Şaban-ı Veli dergahını ziyaret etsinler, onun en arkasında, binanın en arkasındaki çilehaneleri görsünler ki orası öyle bir yer, hapishane gibi, zindan gibi falan bir yer değildir. Yine Hazreti Mevlana'dan bir misal verelim. Sultan Veled Hazretleri oğlu çok fazla erbayına girmek istemiş. Oğlum lüzum yok. Buradaki lüzum yok demesi, yani erbayına girmeden de ben sana onları öğretirim demesidir aslında. Bu lüzum yoku gereksiz manasına tefsir edenler var, fevkalade yanlıştır. Çünkü halvetten çıktıktan sonra yani Sultan Veled Hazretleri'nin halvetten çıktıktan sonraki Hazreti Mevlana'nın yazdığı gazeli okumamışlar. Okusunlar mı, nasıl okusunlar? Ve halvetten çıktıktan sonra
neler müşahede ettin, anlat bakayım bana dediğinde, ah be oğlum, ben bunları sana zaten öğretebilirdim. Böyle halvet yapmasaydın da. Ama öğretirdim ama lezzetini veremezdim diyor. Yine de tatmak. Bakın Hazreti Mevlana'nın inceliğine. Lezzetini veremezdim. Onun için çile, erbain, riyazat, bir takım iftira edildiği gibi eziyet değildir. Çok ciddi bir terbiye sistemidir. Bugün Evliyaullah olarak ahalimizin kabul edip kabirlerini ziyaretgah ettiği zevat-ı kiramın hepsi çile, erbain ve riyazat sahibidirler. O süreçten, evet, o süluktan, evet, evet, sihir halinde ulaşmışlar o makama. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Efendim bugün de bu kadardı beraberliğimiz. Tekrar buluşana kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.